Efendim yalnız Ceren Türkmen'den hala haber yok. Bu çocuğumuz 12 yaşında. Ekranı onun da fotoğrafını bir görelim. Ee, o da 22 Eylül'de kayboldu bugün. 5 gün oldu. Ee, yani biraz çocuğun da anladığım kadarıyla sıkıntıları da var. Ee, sosyal medya hesabına ailesi baktığında işte ben 17 yaşındayım diyormuş. Ailem tarafından sevgi görmüyorum diyormuş. Ee, bir de tabii 17 yaşında olduğunu söylüyor ama çocuk 12 yaşında. Yani çok sıkıntılı bir durum açıkçası. Ee, bir de karşı tutum sergilediği anlaşılıyor kızımızın. Evet aslında biraz galiba hani kendisini işte saçının boyasıyla, tavrıyla, giysisiyle falan bir şekilde ifade etmeye bir, bir çalışıyor. Bir tutum. Aslında tam da o yaşlar. Yani bunu da çok iyi anlıyorum. Ama işte tamam tam o yaşlar hani böyle bir asilik oluyor. Ben de varım diyorsun falan böyle bir kişilik böyle bir şey ben gelişiyor. Mükemmelim. İşte, ben mükemmelim. Ben mükemmelim. Öyle diyor değil mi Evet. Sen bilmiyorsun hiçbir şeyi. Sonra işte yani hepimiz öyleydik. Ee, ama 12 yaşında çocuğun yaşı çok küçük. Ben görünüp tanınabileceğini de düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Görenler, bilenler bizi arasınlar. Bu, bu arada yanında 20 yaşında Emre isimli bir çocuğun olduğunu düşünüyor aile. Ben buradan Emre'ye de sesleneyim. Emrecim sana da 17 yaşındayım demiş olabilir. 18 diyebilir falan ama bak çocuğun yaşı çok küçük. Ben eğer Emre'nin yanındaysa Emre'nin ailesine de sesleniyorum. Biliyorsunuz bu çocukları alıkoyma durumlarında yaş skalaları çok önemli. Bu çocuk yaşı itibariyle yanında bulunduğu kim varsa valla patlamaya hazır bomba gibi. Ben size o kadarını söyleyeyim. 18 yıldan bahsediyorum. Bazı cezaların indirimi de yok. Bazı cezaların çıkarı da yok. Hani öyle af geldi indirim oldu bilmem ne böyle çocuklara çocuklarla ilgili konularda bunlara indirim indirim de yok. Olmamalı da zaten hepimiz aynı şeyi savunuyoruz. Bakın bu çocuk patlamaya hazır bomba gibi. Kimin yanında çıkarsa bu bir sıkıntı. Lütfen çocuğu teslim edin. Aile de diyor millete 17 yaşındayım diyor. Siz de öyle inanmış olabilirsiniz. 12 yaşında fark etmemiş olabilirsiniz 12 yaşında olduğunu. Buna da katılıyorum. Çocuğu bir an evvel lütfen ailesine teslim edin. 12 yaşın çok ayrı bir özelliği var. Evet o yüzden. Ceza yasalarımızdaki durumu çok ağır. 12 yaşında. İşte ben de patlamaya başla. hazır bomba gibi yani şunu şu anlamda Çünkü söylüyorum bunu. Yani karşı ben tarafa gelebilecek cezadan dolayı. kabul edilmiyor 12 yaşında. E, yani. Yani akli melekeleri yerinde kabul edilmiyor. Tam manasıyla hukuki e, literatür bakımından tabi, hukuk tabiriyle farih ve olduğu kabul evet. edilmiyor. Yani bu demektir ki 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuktan 12 yaşındaki çocuk bazlı. Evet, o yüzden... Ona göre de Cezayi meyide maalesef... Herkes önlemini alsın. Kat kat art. Kat be kat. İki kat sonra art. ben size söylüyorum valla. İsterseniz dinleyin yani. Dinlemezseniz de siz bilirsiniz. Sonra bak yanındakiler de tutuklanıyor. Söylüyorum ben de burada açıklıyorum. Çocuğu teslim edin ailesine. Ailede siz de gidin daha sonra sosyal hizmetlere başvurun. Çok sıkı bir yardım alın lütfen. Evet. Bu çocuğun ne, ne sıkıntısı var bunu öğrenip üzerine gitmek gerekiyor. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.